vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artması, daha yaşanılabilir bir kentsel çevre ve sosyal donatı alanlarının da artacağı planı biz de onaylıyoruz. Bu projede emeği geçen Halilye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat ve tüm ekibine teşekkür ederim. Çöküntü bölgelerini engelleyen, belediyenin eliyle gecekondulaşmanın önüne geçen, sosyal yaşam alanlarını artıran, bisiklet, yaya yolu gibi burada yaşayacak insanlara çözümler sunan, parklanmayı artıran, modern şehircilik normlarına uygun, en önemlisi de bu tür bir dönüşüm yapılırken kendinden dönüşüm dediğimiz imar durumunu değiştirerek oradaki yapılaşmanın vasfını değiştiren bir çalışma olduğunu görüyoruz. Buradaki nüfus artmadan buradaki kent mobilyası, peyzaj alanları, sosyal alanların artmış olması. Bu konuda Halilye Belediye'mizin teknik ekibini tebrik ediyoruz. Bu tür çalışmalarının da devamı diliyorum. İnşaat Mühendisleri Odası her şeyden önce yapıların depreme dayanıklı, mühendislik hizmeti almış, insanların can güvenliğini sağlayan yapılar olmasını talep eder. Yürütülen bu çalışmada bölgede bunun sağlandığını görüyoruz. Bu çalışmadan dolayı Halilye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a ve teknik ekibine teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Özellikle 12 metre yollarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, parklarıyla tam bir yaşam alanı. Halilye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Polat'a teşekkür ederim, tebrik ediyorum. Bizim bundan sonraki müteahhitlerimiz özellikle bu projeye sahip çıkacaklardır. Çünkü tam onlara hitap edecek bir proje. Yani daha önce Bağlarbaşı Ahmet Yesevi bölgesindeki müteahhitlerimiz daha çok gece kondu tarzında bir bina yapıyordu. Ama belediyemizin bu imar değişikliğiyle birlikte müteahhitlerimizin bu projeye sahipleneceklerini ben yürekten inanıyorum. Tekrar emeği geçen bu projedeki tüm arkadaşları tebrik eder, başarılar diliyorum. Art niyetli bir insan, bir hırsız bir eve girdiği zaman basamak gibi tüm evlere giriyor. Ses, gürültü rahatsızlığı var. Orada park alanları olmuş olsa daha rahat olur. Park alanımız yok. Çocukların oynayacağı bir yer yok. Böyle bir proje gerçekleşirse hiç olmasa mahalle nefes almış olur. Bence çok iyi olur yani. Görüntü kirliliği oluşturmaz bence. Şu an sokağı görüyorsunuz zaten. Hangi evin hangisi belli olduğu değil. Çok saçma bir diziliş var. İmar planı bence çok mantıklı olmuş burası için. Bisikletle geçiyoruz zaten. Arabanın nereden çıktığı belli değil. Bisiklet yolu da çok mantıklı, çok güzel olur. Sokaklar zaten dar. Araba park edilmiyor. Alanlarımız açılıyor. Yeni taksi duraklarımız, bisiklet yollarımız açılıyor. İnşallah bu bölge halkımıza, mahallemize hayırlı olur. 3 kat, 4 kat yakışmaz bir mıntıkadır yani. Şehrin hem çarşıya yakın, her tarafa yakın. Yani ne mutlu dev tersine yani. Ben şu anda yani belediye başkanına çok teşekkür ederim. Eğer bu konu yaparsa ne mutlu dev tersine, ne mutlu belediye başkanımıza yani. Süleymaniye sokakları bayağı dardır. Burada herhangi bir araba geçemiyor. Şu anda park alanı yok.
Halliye Belediyesi olarak Halliye ilçemizde köklü bir değişim başlatıyoruz. Köklü bir dönüşüm başlatıyoruz. Hemen inşallah ilk fırsatta Ahmet Yesevi, Devteşti, Süleymaniye, Bağlarbaşı, Yavuz Selim bölgelerini ilgilendiren imarla ilgili arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir çalışmayı faaliyete sunacağız. Meclisimizden de karar aldıktan sonra vatandaşlarımız artık burada daha rahat bitişik nizam binalardan, yapılardan kurtulup yüksek katlı binalara daha böyle havadar bisiklet yollarının olduğu, kamu alanlarının da yollarının geniş olduğu bir yapıya, bir mahalleye kavuşacaklar. Bununla ilgili İmar Müdürlüğümüz büyükşehirlerimizle birlikte hep birlikte bir çalışma ortaya koydular. Bununla ilgili sahadaki arkadaşlarımız, muhtarlarımız, vatandaşlarımız, ilgili sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerekten ortak bir proje ortaya çıktı. İnşallah nüfusumuzun yoğun olduğu, benim de sık sık oraya gidip ziyaret ettiğim, hem seçim öncesi hem seçim sonrası hep birlikte belediye olarak hizmet ettiğimiz bu bölgemizde yeni bir imar değişimiyle birlikte kendiliğinden dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bunun ilk adımını inşallah pazartesi günü mecliste oylayaraktan başlatmış olacağız. Bu doğrultu çerçevesi içerisinde Haliliye'nin çehresi değişecek, Haliliye'nin imar değişecek. Daha modern bir Haliliye sloganıyla inşallah adımlarımızı atmış olacağız. Bu doğrultuda bize destek veren, uğraş veren değerli İmar Müdürlüğü personellerimize, meclis üyelerimize ve bize katkısı olan sivil toplum kuruluşlarımıza ve her zaman olduğu gibi yine bu doğrultuda da sürekli irtibat halinde olduğumuz Haliliyeli hemşerilerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Şanlıurfa yerinde kentsel dönüşüme önem veriyor. Devteşti, Süleymaniye, Ahmet Yesevi ve Bağlarbaşı bölgelerinde neşteri vuruyoruz. Bitişik nizam yapılaşma örnekleri görünen 157 bin metrekarelik yapı oturum alanı 57 bin metrekareye düşürülecek. Ayrık nizam yapılaşma prensibi benimsenerek kat sayısında artışa gidilecek. Ayrık nizam ile inşa edilen yapılar taban alan yoğunluğu azaltarak çevresinde sosyal alanların oluşmasına imkan sağlanacak. Bu sayede kentte modern bir görünüm oluşturulacak ve oluşan 100 bin metrekare yeni alanda ise yeşil alan ve ortak kullanım alanları oluşturulacak. Bu projenin şehrimize hayırlı olması temenni ediyor. Daha yaşanılabilir bir Şanlıurfa için çalışmalarımıza devam edeceğimizi buradan tekrar vurgulamak istiyorum.